İyi akşamlar, hoş geldiniz Haber Global ekranlarına. Mesele özel başlıyor. Haniye suikastinden bu yana hem İsrail hem de Orta Doğu diken üstünde. Amerika Birleşik Devletleri, Batı ülkeleri dört bir koldan İsrail'e yanıt vermemesi için İran üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Bir taraftan da bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna cephesi hiç olmadığı kadar hareketli. Ukrayna ordusunun Kurusk'ta ilerleyişi sürüyor. Tahliye edilen bölgeler var. Son durumu aktaracağız ama her perşembe ve salı günleri de artık yaptığımız gibi biz neredeyiz? Olanlara, olabileceklere hazır mıyız? Bunu konuşarak başlayacağız. Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar'la birlikteyiz. Mete Bey sizi görünce ben günleri karıştırıyorum. Perşembe mi salı mı diye. Evet. <laughs> artık salıları da birlikteyiz. Bu hafta üç gün beraberiz galiba. Evet bu hafta cuma da birlikte olacağız. Doyacağız savunma sanayideki gelişmeleri aktaracaksınız bizim için her zaman olduğu gibi. Onu perşembe günü yapacağız inşallah. Onu bugün perşembe biraz değineceğiz. Ediyoruz. Ama bugün de değineceğimiz. Bugün de var ama bugün asıl ıı, iyi bir şeyle başlayalım. Tabii Olimpiyat ıı, da gümüş madalya alan ıı, emekli jandarma subayımızın, başçavuşumuzun ıı, çok ıı, önemli bir başarısıydı bu Olimpiyat ikinciliği de olsa. Hani herkes birinci olanı seçer ama hı hı. ikinci olmak, oraya gitmek, finallere kalmak, da evet. oraya kadar çıkabilmek, olimpiyat barajı almak çok önemliydi. Bir de gidip madalya aldı. Biz tebrik edelim bir kez daha e, sevgili sevgili Meskettaş'ımızı. Ama bunun bir aslantı olmadığını artık yavaş yavaş görüyoruz. Yine bir e, Avrupa'da önemli bir keskin hı hı. nişancı yarışması. Silahlı kuvvetler yarıştı. Evet ve birinci bizim, olduk. Bizim iki tane ekibimiz vardı orada. Bir tanesi kara kuvvetlerinden bir ekip gitti oraya. İkincisi de özel kuvvetlerden bir ekip gitti. Birinci ve ikinci bizden. Bizden. Evet. Aynen öyle. <laughs> Sonrasını ya. konuşalım diyorlar. Sonrasını konuşalım. Bir bakalım isterseniz. Ona. Aynen öyle. Önce haberimizi izleyelim. Detayları izleyicilerimize paylaşmış olalım. Ardından da değerlendirmeye başlarız. Odaklandılar, hedefleri tam 12'den vurdular. 2233 yıllık tecrübelerini konuşturdular. Avrupa'nın en iyi keskin nişancı yarışmasında Mehmetçik arka arkaya zirveyi gördü. 4-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında Almanya'da 19 NATO müttefiki ülkeden 36 takım en iyi Avrupa keskin nişancı takımı olmak için yarıştı. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı yarışmaya Türkiye'den iki takım katıldı. Her yıl düzenlenen ve günlerce süren yarışmada keskin nişancı birlikleri ...kara navigasyonu, ileri düzey nişancılık... ...ve daha birçok alanda bir kez daha test edildi. Avrupa'nın en iyi keskin nişancı takımı yarışmasında... ...Türk askeri bütün zorlu parkurlara rağmen zirveye yerleşti. Yarışmada Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı birinci... ...Özel Kuvvetler Komutanlığı ise ikinci olarak yarışmaya damga vurdu. Türk askeri disiplin, azim ve çok çalışmanın karşılığını... ...Avrupa'nın en iyi keskin nişancıları olarak aldı. Yarışmanın sonunda zirveyi kaptırmayan Mehmetçiği... Avrupa Komutanlığı, Avrupa'nın en iyi keskin nişancı takımı olan müttefikimiz Türkiye'yi tebrik ediyoruz notuyla kutladı. Ee, burada şey çok önemlidir. Ee, i̇ki takımı da tebrik ediyorum. Hı hı. Eskiden e, böyle tarih filmleri filan seyrederken dikkat edersin. Savaştan önce en iyi e, şampiyonlarını ortaya çıkartıp onları dövüştürürlermiş biliyorsun. Şimdiki bu dönemde de böyle bir şey olamayacağı için aslında buradaki bu yarışmalar ülkelerin şeyini belirliyor. Ne kadar e, harbe hazırsınız, hı hı. ne kadar motivesiniz. Çünkü siz en iyi takımını oraya gönderiyorsunuz. Siz kendi e, e, ekipleriniz içinden bir eleme yapıyorsunuz, yarışma yapıyorsunuz. O yarışmada birinci olan ekibi gönderiyorsunuz. Yani en iyinizi aranaya çıkartıyorsunuz. Evet. Ve siz en iyi aranaya çıkan ekibinizin birinci ve ikincisi, ya da iki takım gidiyorsunuz, iki takımı da birinci, birinci ve ikinci oluyor. Bu şey için çok önemli. Yani e, sizin pozisyonunuz anlamında çok önemli. Herkes şunu söylüyor. Ha Yok kardeşim, Türkiye'de profesyonel ordu, iyi ordu. Yani iyi eğitim alan ordu. Hı hı. Çünkü şöyle bir şey diyeyim. Mesela bunu biz e, eğitimlerde ve tatbikatlarda çok görürüz aslında. E, ama... Eğitim ve tatbikatlarda birinci, ikinci diye bir kavram olmadığı için, şampiyonlar seçilmediği için çok anlamazsınız. Onları da anlarsınız biliyor musunuz? Tatbikata gidersiniz, tatbikattan döndüğünüzde diğer değerlendirme raporlarında sizinle ilgili veriler gelir. O verilerde anlarsınız. Mesela şeydir. mesela Dünyanın birçok yerindeki komando birlikleri veya özel kuvvet birlikleri bizim birliklerle eğitim almak isterler. Hı hı. Diyeceksiniz ki niye bizim birliklerle? Yani bizden daha mı az biliyorlar? Yok çok biliyorlar. Ama şu var, bazen en iyiyle eğitim alarak neyi eksik yaptığınızı bilirsiniz. Mesela onlar hep geldiklerinde bir şeyi fark ediyorlar. Geldiklerinde dayanıklık anlamında, dayanıklık ve sabır anlamında Türk birlikleri kadar dayanıklı ve sabırlı hiç kimse yok. Çünkü alışmışlar. Bir yerden bir yere helikopterle gitmeye alışmışlar. Bir yerden bir yere yürümeyi çok fazla uzun. E, kondisyon olarak bilmezler. Ya evet bizden daha kaslı olabilirler. Bizden daha hı. uzun boylu olabilirler. Ama sonuçta savaşı kazanan ayaklar. Evet. Ve cesaret, cesaret. Ve iyi eğitim. Yani yaptığınız görevi tam anlamıyla yapmak. Mesela bütün tatbikatların sonunda bir ama sonuçta özel tatbikatlardır onlar. Çok da fazla açıklanmaz. Hı hı. Çoğunda pes etmişlerdir biliyor musunuz? Yok kardeşim falan demişlerdi. Yani biz yani biz buna alışkın değiliz. İyi de savaş en iyi şartlara göre yapılmaz. Savaş en kötü şartlara göre yapılır. Yani helikopterin gelmeyeceğini de düşüneceksiniz. Bir yerden biri gelip size araç almayacağını da düşüneceksiniz. Az mermiyle çok önemli görevler yapacağınızı da bileceksiniz. Size ateş desteği vermeden de siz kendinizi oradan çıkartabiliyor musunuz? Bunu bileceksiniz. İşte oraya geldiğinde hep pes etmişlerdir. Ben o anlamda giden iki ekibi de çok tebrik ediyorum. Çünkü... Olimpiyat kadar önemli bir şey onu söyleyeceğim. Tabii size. tam onu diyecektim. Olimpiyatlarda gördüğümüz ve tekrar hatırladığımız bir husus psikolojik dayanıklılık <laughs> tarafı işin. Yani aslında o azim, o inanç <laughs> ve başarabileceğine dair duruş Türk askerinin her zaman başarılı olmasını da sağlıyor beraber. Tabii tabii bu bayağı bildiğiniz çok profesyonel bir yarışma ve yalnızca atış at, e, tam yani tüfek atışı üzerine kurulu değil. Hı <laughs> hı. İçinde birçok şey var. Farklı bölüm kayneler. var, farklı farklı şeyler var. Bir gün bitmiyor. Birçok o bölümden geçiyorsunuz. O bölümün sonunda. Çünkü keskin nişancı demek biz çoğunlukla yanlış biliriz. Keskin nişan dediğinizde hani bir şeyin karşısına geçiyorsunuz uzun mesafeden. Herkesin anlayacağı söyleyeyim. Uzun mesafeden nişan alıyorsunuz. Buradaki tek de şey ölçüt nedir? Sabır, değil mi? Yani sabır. Yani uzun, uzun zaman beklersiniz. Öyle midir gerçekten? Onun yanında başka bir şeyler var mıdır? Onlarca şey var. Birincisi bu bir ekip işi. Hı hı. Ekip arkadaşınızla beraber iki kişi zaman zaman iki kişi kalabilirsiniz. Ve iki kişi beraber görevi tamamlayacak cesarete de sahip olmanız lazım. Mesela birisi yaralandı. Tamam Kim taşıyacak onu, onu? Evet. Kim taşıyacak öbürü taşıyacak. Mesela ekibin birbiriyle koordinasyonu. Çünkü birisi diğerini yönlendirir. O diğer yönlendirirken ne yapacak? Yapıyor musunuz? Beraber koordine olabiliyor musunuz? İyi kamufle, kamufle edebiliyor musunuz kendinizi? Hı hı. En çok sevindiğim şeylerden bir tanesi. Biz geçmişte bu tür yarışmalara gittiğimizde e, diğerlerinin silahlarını kullanırdık. Yani diğerleri dediğim mesela Amerikan menşeli veya İngiliz menşeli keskin nişan tüfeklerini kullanırdık. Bu e, şeyde kullandığımız silahların tamamı Türk yapımı silahlar keskin nişancı tüfekler. Belli çaplarda ve farklı çaplarda olan. Çünkü şu anda Türkiye'de her çapta keskin nişancı tüfeği var. Bir de şunu yapıyorsunuz. Herkes şunu yapar mı söyleyeyim? Evet çok iyisiniz ama tüfeğinizin de iyi olması lazım. Hmm. Keskin nişancı tüfeğinizin de çok iyi olması lazım. Şimdi muhtemelen şöyle gelmişlerdir. Ha tamam iyi atıcılar. Bir de tüfeklerine bakalım. Bir gelip tüfekleri incelemişlerdir. Hmm. Çünkü son dönemde ben Biliyorum. Peki böyle yarışmalarda hani tek tip olmuyor mu tüfek herkesin eşit Hayır, olması Hayır herkes için? kendi ordu silahı neyse onunla geliyor. Kullanabiliyor. Yani burada tek önemli olan şey çaptır çap. Yani hangi çapta giriyorsunuz o çapta katılırsınız. Herkes aynı çaptaki tüfekle girer. Çünkü farklı çaptaki silahların etkisi farklıdır. Ve daha uzun menzilden vurma şansları var. Herkes aynı çaptaki silahlarla girmek zorunda. Ama başka bir şey daha var. Burada önemli şeylerden bir tanesi, faktörlerden bir tanesi. Biz uzun zamandan beri farklı ülkelere çok ciddi miktarda keskin nişancı tüfeği satıyoruz. Çünkü o tüfekleri alıyorlar ve şeyler gidiyor. Mesela Uzak Doğu'da birçok ülke bizim yani bizim verdiğimiz silahları polislerine kullanıyorlar keskin nişancı. Yani onların hani özel harekat birlikleri diyelim. Onlar kullanıyor. Özel kuvvetleri bizim silahları kullanıyorlar. Türk yapımı tüfekleri artık onlar kullanmaya başladılar. Biz eskiden alıyorduk. Hı hı. Beni en çok gururlandıran e, kaç ülkede ortalama vardır bizim bu silahlarımız? Vallahi benim bildiğim kadarıyla 10 e, 10 ülkede, 10 ülkede yani 10 özel birlikte kullanılıyor. Hı. Ki daha biz Araları bunları üreteli çok fazla bir zaman ülkeleri. olmadı. Yani 2-3 seneden beri biz kendi keskin nişancı tüfeklerimizi yaptık. Ya yani o kadar zamanda bu kadar yere gitmiş olması ki bunlar işte bu tat şeylere gittiğinizde bunları yaptığınızda o zaman şeyiniz yayılıyor. Namınız, namınız. namınız evet. Atış yapanlarla beraber şeyin namı da yükseliyor. Diğer personelin namı da yükseliyor, öyle diyeyim. Çok çok önemli. Ama işte özellikle siz de atıfta bulundunuz, olimpiyatlar deyince... Hani keskin nişancılığı konuşuyorduk zaten son bir haftadır ve dünya gündemine de oturdu Türk'ün bu anlamdaki başarısı. <laughs> Üstüne bile bu, bu da diyorsunuz kazık çaktı. <laughs> <Tabii> bu da <laughs> bu daha daha kazık büyük çaktı. Bir Eyvallah. Ama e, Yusuf Dikeci de hatırlamadan geçmeyelim yok, bu yok. noktada. Saygı Elbette olsun. takım arkadaşı Şevval İlay'da, Tarhan'da her yayında altını çiziyorum evet. tek başına. Yani Türkiye, çünkü, Yani, yani şimdi atı sporları aday... dediğimiz sporlar var. Tabii okçuluk bunlardan bir tanesi. Mete gazozlar. Atıcılık bunlardan bir tanesi. Güreş bunlardan. Yani atı sporlarımız var. Yani buralarda yenildiğimizde ben çok üzülürüm mesela. Bizden daha iyi kimse yapmaması lazım. Yani, yani, herkes futbol deyince İngilizler der tamam mı? Yani herkes şunu söylemeli bence. Yani atı Türkler yürümeli kardeşim. Hı hı. Peki madem yeri geldi onu hı hı. da sorayım. Sonuçta bu olimpiyatlarda bir hayal kırıklığı yaşadık Türkiye olarak hı hı. bugüne kadar altın madalya almadığımız ilk olimpiyat 1984 düzenlediyorum o tarihten bu yana. Neden? Nasıl değerlendirdiniz siz? Ya ben bir Eksik defa şöyle nerede? Ya şöyle söyleyeyim. E, bu tamamen federasyonlarla ilgili bir şey bu. Federasyonlarla ilgili. Federasyon ne kadar işe fokuslanır, Ne kadar çok doğru eğitmenler hı hı. ve doğru bir metodoloji e, uygularsa bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Mesela son dönemde en çok popüler ilerleme kaydettiğimiz birkaç branş var. Bunlardan bir tanesi mesela atletizmde çok fazla finale çıkarttığımız atlet oldu. Hı hı. Benim için çok önemliydi. Sırıkla yüksek atlamaktan yüksek atlamasına kadar e, finallere kadar birçok oyuncuyu ben şeyle koşucuyu orada gördüm. Atleti gördüm. Ben çok mutlu oldum. Evet. Mesela atletizmde belli bir finale taşıdığımız fazla oyuncu var. Mesela yüzme ...yukarı çok fazlası yukarı çıkarttığımız kişi var. Ama mesela güç kaybettiğimiz... ...boks, kadınlar boks. Yani kaç tane... ...yarı final ve final oynayan... E, ...boksörümüz oldu, Bayanlarda evet. Mesela çok iyi bir yere kadar gittiniz. Mesela takım oyunlarında yokuz. Evet. Mesela takım oyunlarında hiçbir yere gidemiyoruz. Yani bir aşama kaydedemiyoruz. Ama onun dışında yani voleybol hariç... Hı hı. ...Final'in e, Sultanları yani. hariç... Oldu. ...yani o takım oyunlarında yokuz. Mesela diğer branşlarda... ...belli bir noktaya gideceğiz ama... Bu tamamen şeyle ilgili, e, federasyonlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Federasyon ne kadar ehil insanlardan oluşuyorsa, o da ne kadar uzman kişileri getiriyorsa hı hı. ve uzun soluklu bir, yol haritası gidiyorsun mesela. Voleyboldaki gelen bu başarı sizce kısa dönemli bir başarı mı? Uzun soluklu. Yani Türkiye'de çok uzun zamandan beri bir kadın voleybol gerçeği var. Evet. O kadın voleybol gerçeği buraya kadar getirdi bizi işte. Ve tabii bu ekibin de hani o 11 dev adam gibi aslında filenin sultanları. Tabii. aynı zamanda bir, bir araya gelmeleri, aynı jenerasyonun hepsinin e, yani dünyada önemli yerlerde olmuş olması bence çok önemli ama orada mesela bir şeyi de atlamayalım. Orada Eda Erdem faktörünü atlamayalım yani. Kesinlikle inanılmaz. Yani bu, bu yaşta bu performans ve bu disiplin yani sporcu ahlak dediğim şeyi ben mesela o anlamda çok seviyorum. Sporcu ahlaklı olmalı. Duruşuyla, tavrıyla, hareketleriyle, örnekliğiyle hı hı. kadın e, velebolunu temsil etmesiyle bir efsaneydi. Bu son olimpiyatlarıydı. Şapka çıkartıyorum onun evet, karşısında. özellikle o sahadan en son ayrılış görüntüsü. Benim de gözümün önünden gitmiyor yani uzun bir sürede kalacak gibi. Hepsine bir kez daha bir teşekkür, teşekkür ederim teşekkür bu vesileyle. Ee, bu, bu arada, arada vesile. Yusuf Dikeç'in antrenörü de bir röportaj vermiş Osman Erdinç Bilgili. O da diyor ki 2002'den beri tanıyormuş Dikeç'i. Birinci özelliği diyor en çok önem verdiğim mütevazılığı. Hı. Zaten bütün dünya bence bunu keşfetti ve gördü diye ekliyor. Rahatlığı, tarzı. Beş dünya 4 Avrupa şampiyonluğu olan biri, 44 tane uluslararası madalyası olan bir sporcunun bu kadar mütevazi olması, bu kadar içten ve samimi olması insanların gönlünü kazandıran nokta buydu diyor. Yani tabii atıcılardaki, atı, atış daha doğrusu bu tür sporlar yapanların en önemli bir faktörü sakinlik. Hı hı. Çok sakin karakterde olmanız lazım. Yani heyecanınızı bastırmanız lazım. yani Şimdi mesela attığı hedef büyük gibi gözüküyor ama. Yani o kadar ufak bir hedef atıyor ki. Bir gün inşallah buraya ben havalı silah atış hedefini getiririm. Şok geçirirsiniz. Getirin Mete Bey gerçekten. Yani Gerçekten şok geçirirsiniz. Yani bunu bunu mu tutturuyorlar falan dersiniz. Yani, yani öyle bir şey. Çok ufak bir hedef. E tabii 10 metre olmuş olması bir şey fark ettirmiyor. E, attığı hedefin kendisi çok ufak. Ve bunun burada hani e, vurduğunuz yerdeki başarı e, başarı da çok önemli. Mesela ben şey mesela çok üzüldüm verdiği şeyde diyor ki ben diyor atışa gitmeden önce diyor hı hı. tabancamın şeyi kırıldı diyor. Tetiği kırıldı diyor. Hatırlıyor musunuz? Evet evet. Öyle bir röportajcı var. Okudun mu sen onu? Bir öncekinden bahsediyorsunuz değil mi? Bu atışından mı bahsediyorsunuz? Yok, bir yok. yarışmadan bahsediyor. Olimpiyatlara gitmeden önce, olimpiyatlara gitmeden önce kullandığı silahın sanırım tetiği kırılıyor. Arkadaşı yardım ediyor Hani bunun diyor etmesi. normalde gidip gelmesi için zaman e, zamanımız yoktu diyor. Evet. Otomatikman diyor hani bununla ilgili diyor. Ben de gittim diyor bir arkadaşıma rica evet. ettim. O e, o şeyi yaptı diyor. Aynen. E, tetiği. Aynen. sosyal medyada şey demişlerdi hani her meslekten arkadaşınızın olmasının önemi. Ya ben mesela şeye çok üzüldüm orada. Ya arkadaş hani e, olimpiyatlara giden bir sporcu hı hı. hani sorunları da kendisi mi giderir yani? Evet. Bu kadar düzeyde bir yerde Federasyon nerededir? Mesela ben Aynen. ilk defa aklıma o geldi. Bu şey gibi geldi bana. Yani o arkadaş olmasaydı ne, olacak? e ne olacaktı? Ya, ne olacaktı? Tabancası mı gidecekti? Hani ben şeyi anlamadım. Yani bir olimpiyat sporcusunun konsantrasyonu orası olması gerekirken kendi sorunları kendisi niye çözer? Yani bunun o arada başka bir silah bulunup getirilemez miydi? Aynısı yapılamaz mıydı? Ha çok kişi kullandığı silah, silahla çok özleşir. Anlayışla karşılarım. Çok anlayışla karşılarım ama bu sorun o mu çözmeliydi ya? Mesela benim o bir röportajda benim o şey dikkatimi çekmişti. Evet. İşte belki de bilmediğimiz pek çok detay olabilir benzer şekilde sporculara İnşallah Ya inşallah eden. bir gün e, muhtemelen e, meslektaşım diyorum kendisi. Meslektaşımla hı hı. inşallah bir araya geliriz bir gün. Oturur bütün o e, sohbeti ederiz. E, kendisine soruları sorar. Bir kez daha söylüyorum. E, Allah ondan razı olsun. Sonuçta e, hani bazen İnsanlar keşfedilir mi? Hayır, aslında keşfedilmez. Aslında o insan hep orada vardır. Hmm. Yani insan keşfedilmez. O hep bir varlık olarak vardır. Evet. Biz belki farkındalıkla onu görürüz. Aslında o bütün dediği gibi ...Antonio'nun 44 madalya almış, Aynen. hep aynı sakinlikle evet. duran insan hep aynıydı. Evet. Yani o keşfedilmedi. Amerika kıtası hep oradaydı. Aynen öyle. <laughs> yani Amerika kıtası oradaydı ama birisi bir gün oradan e, giderken ilk defa çıktığı için. Yoksa Amerika ilk defa mı çıktı? Hı hı, hayır. Ya ya birileri şş. muhakkak bir gün, Tabii. değil mi bir şey gittiler. Hatta da ondan önce söylerler, maceralarından önce çıktığını falan söylerler. Ee, ...yukarıdan aşağı gelindiğini söyler. Bir sürü örnek vardır ama birisi adını koyar, birisi adını koydu. Aynen. Ama evet. o insan, o değerli insan hep oradaydı. Evet. O yüzden Hatta de tebrik Biliyorsunuz e, altın madalya kazanan sporcu da ona seslendi. Yani ben altını kazandım ama. Senin kadar tanınmıyorum, bilinmiyorum, senin kadar konuşulmuyorum, o yüzden hakikaten ya Olimpiyatların simgesi oldu. Yani evet, dünya evet. basını takip ettiğinizde daha öteye geçen bir görüntü olmadı. Bir kez daha tebrik edelim, teşekkür edelim bu başarılarına Şevval İlayda Tarhan'la birlikte. Evet, tebrik ediyoruz. Şimdi ediyorum. yurt içinden yurt dışına doğru, işte sınırlarımızın ötesine doğru olup bitenlere bakmaya başlayacağımızı söyleyeyim.